Evet arkadaşlar, şimdi uzun zamandır beklediğimiz gerçekleşti. Muharrem İnce CHP'den ayrılarak yeni bir parti kurma çabalarında olduğunu ve kuracağını tamamen ortaya çıkardı. Bildiğiniz gibi Sivas Kongresi, hani Sivas Kongresi'ne yapılan o binaya bir ziyaret gerçekleştirdi. Arkasından Madımak olaylarının olduğu yere ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi tekrar yani baktık ki adam tamamen organize olmuş. Hani önce sandık sadece orada bir iki hani Sivas Kongresi'ne gider o binaya. Oraya bir hani orada bir konuşma yapar. Öyle ufak tefek bir hani bir hareketlilik yapar. Arkası gelmez. Unutulur gider sandık. Ama adam resmen teşkilatı kurmuş. 2023 seçimlere hazırlandığını, planladığını, seçim otobüslerini her şeyini hazırlamış. Bayrağını hazırlamış. Adamın bayrağı falan her şeyi hazır. Şimdi CHP'de içerisinde ne kadar tanımış olduğu isimler varsa kendine yakın iyi bildikleri bu delegelerin içerisinde ve yönetimde olanları yakında onlara da hani birer mesaj gönderir, bir telgraf çeker. Onlar da kendi safına çekmeye başlar. İyileri gelmek isteyenler gelir. 2023 seçimlerinde Muharrem İnce de artık yavaş yavaş çünkü Cumhurbaşkanıyla yarıştığında 16 milyon oy aldı ya. 16 milyon insanlardan oy aldı. Cumhurbaşkanımızdan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkanlık yarışında. Adam bu kadar oy alıp da hani şimdi yeni bir parti kurmaması resmen saflık olur yani. Bildiğiniz gibi CHP'den de ihraç edilmedi ama resmen kapı dışarı edildi, kovuldu. Ne milletvekilliği verildi, ne bir belediye başkanlığı verildi, ne bir belediyede görev veyahut da ne bir hani İstanbul'da, İzmir'de aday hiçbir şey yapılmadı. Ne bileyim CHP'nin genel başkanlığında başkan yardımcısı olur, danışman olur, bir şey olur, hiçbir şey verilmedi. Resmen kendisi biraz reklam olduğu için, öne çıktığı için, bu halkın önünde tanındık da halkın hani benimsediği birisi olduğu için daha doğrusu Kılıçdaroğlu'na aday olabilecek kategoride olduğu için Kılıçdaroğlu onu yavaşça kıçına tekmeyi vurdu. Onu CHP'den uzaklaştırdı. Ama ona yaptı. Ben de doğma büyüme CHP'liyim. Bu parti benim mirasım. Bu parti öyle sizin gibi neydi belirsizlere ben bırakacak değilim. Gitti partisini kurdu. Kendine yakın kişileri de alacak. Yeni parti kurmuş olduğu partisinde devam edecek. Ama Kılıçdaroğlu ne dedi? Sivas Kongresi'ne gidince iyi dedi. Gitsin, anlatsın. İşte dedi CHP'ye dedi iyi bir pozitif bir görüntü olur. Bizi orada anlatsın dedi böyle bize anlatsın. Sordular Kılıçdaroğlu'na Sivas Kongresi yaptı Muharrem İnce ne diyorsun diye. İşte bize anlatsın güzel olur iyi olur dedi. Başka ne desin? Diyecek bir şey yok ya. Biz onu kapı dışarı ettik o da gitti parti kurdu diyecek değil ya. Çünkü böyle dese Muharrem İnce'ye taraftar toplayacak. Kendisi oy kaybedecek. Bize anlatsın diyor. Ya adam gitti sana rakip oldu rakip. Sen onu CHP'nin koltuğunu senin elinden alacak diye attın. Adam da sana bir muhalefet oluşturdu ve parti kurdu. Şimdi 2023 seçimlerinde senin karşında aday olacak. Sen de çıkartacaksın hadi Abdullah Gül'ü aday olarak. O da Muharrem İnce de aday olacak. Bakalım kazanabilecek misin Muharrem İnce'ye karşı? Erdoğan'ı tamamen bırakın bir kenara. Kazanabilecek misin? Senin CHP'nin adayı fıs çıkacak Abdullah Gül'ü koyarsa. Ama Muharrem İnce akıllılık yaptı. 2023 hazırlığını başlattı. Ve inşallah da devam eder. CHP'nin içerisinde öyle satılmış Amerika'dan, İngiltere'den, Avrupa'dan öyle telefonla yönetilen, onların emir ve yasakları doğrultusunda adım atan bir parti olarak görev yapmaz. İnşallah Muharrem İnce de onların güdümüne girmez. Batılıların güdümüne. Kendi bilmiş olduğu doğrular çerçevesinde yoluna devam eder ve CHP'nin önüne geçmede iyi bir yani parti platformu böyle bir parti profili oluşturur ve CHP'yi alt edebilir inşallah. Bu kalantörlerin elinden, küfürbazların neydi belirsizlerden elinden alır inşallah. Ve kendi bileğinin gücüyle Cumhurbaşkanı'nın karşısına dikilir. CHP'de Muharrem İnce'yi kapı dışarı etmenin cezasını
HDP ile birlikte çalışmanın cezasını Muharrem İnce sayesinde kaybettiği oylarla dersini, payını alır ve bir daha da öyle herkese mavi boncuk dağıtarak yalan, iftira, hakaret, hiçbir iş yapmadan sadece küfürle, çarpıtmayla %19, %23 benim oyum var diye öyle meydanlarda ahkam kesmez. İşte Muharrem İnce çalışacak, CHP'den oyunu alacak. Çalışmayana hani meme yok hesabı. Ağlamayana meme yok, çalışmayana meme yok. Muharrem İnce de CHP'yi dersini verecek. En güzel, onlar nasıl İyi Parti'yi hani 20 milletvekili verip de meclise sokuyordu ya, parti oluşturuyordu. Deva Partisi'ni ve Gelecek Partisi'ni de sokacaklardı meclise. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan asla böyle onların yaptığı ahlaksız siyaseti yapmaz ama şimdi Muharrem İnce'yi de bir 20 milletvekili verin de koyun bakalım meclise. Sokabilecek misiniz? Yapacak mısınız? Erdoğan yapmaz. Ahlakından dolayı yapmaz. Hadi bakalım siz ona da yapın. Çünkü onlar ahlaksız ama Erdoğan yapmaz. Normalde onlar olsa yapardı. Onların terbiyesi müsaade ediyor böyle şeylere. Girsin meclise parti, hani 20 milletvekiline partisini oluştursun, girsin millet meclisine. Daha sonra bakalım 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun parlattığı, cilaladığı Ekrem İmamoğlu ne olacak? Bir de o var. Cilalı Ekrem İmamoğlu var. Yaşı da genç. Adam hesap kitap yapıyor. Diyor en fazla 5 sene diyor. Devlet Bahçeli'ye diyor. En fazla 5 sene diyor. Daha gider yaşı. Kılıçdaroğlu 5-10 arası. Erdoğan 5-10 arası. En fazla diyor 10 sene. En fazla 10 sene sonra diyor dönecek dolanacak. Bu devran bana kalacak diyor. İstanbul gibi mega şehirde de belediye başkanı seçildim diyor. Bütün İstanbul'da reklamım oldu. Dünya şeyde, Türkiye'de parlak reklamım oldu. Yaşım da müsait. Onlar 10 sene sonra piyasadan silinince güneş benim için doğacak diyor. En fazla bir seçim daha kaybederim Erdoğan'a diyor. Kendi kanalını oluşturuyor. Olay TV, Tele 1 ve diğer Fox'u şunu bunu da yanına çekecek aday olduğu zaman. Fatih Portakal da Fox'tan ayırdı. Olay TV'yi de daha sonra spiker olarak çağıracak. Onu da oraya koyacak. Kendi yandaşı, kendi okul arkadaşı. 2023 olmasa da 2028'de Türkiye'nin en birinci adayı. 2028'de Türkiye'nin sahibi benim diyor. Anahtar bende olacak. Hazineler bende olacak diyor. Bütün topraklar, araziler benim elimde olacak. O zaman istediğim yere, istediğim gibi çökerim bir adam işte. Çökecek de. Başka da adam yok. Var mı? Ekrem İmamoğlu'nun karşısında duracak adam var mı? Bütün piyasa temizleniyor. Hepsi yaşlı. Hepsi emekli olacak. Evet, bunun için AK Parti'nin çok titiz davranıp da Erdoğan'dan sonraki gelecek kişiyi de şu andan itibaren ayarlaması, yerleştirmesi lazım. Bu da önemli bir konu. Çok önemli bir şey. Erdoğan'dan başka bir aday şu an gözükmüyor. Buna Recep Tayyip Erdoğan'ın çok dikkat etmesi lazım. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.